Herkese köyden merhabalar. Bugün farklı bir Nurgül var karşınızda arkadaşlar. Bugün şehre gidiyorum. Fark etmez anne. Bugün Bolu'ya gideceğiz arkadaşlar. Bolu'da birkaç takım işlerimiz var. Annem, babam ve ben üçümüz gidiyoruz. Bolu'da neler yapacağım? Ne işler yapacağım? Bir de Çaydut Pazarı var. Pazarı gezeceğiz. Böyle dolu bir gün olur umarım. İyi seyirler. Haydi hep beraber gidelim bakalım. Bolu'ya geldik. Gerçekten şehirde yaşamak çok zor ya. Bize zor geldi. Neden zor geldi? Bu maskeyi zaten burada durdurmak bir ayrı mesele. Ondan sonra o kadar kalabalık. Köyde sonuçta alıştık yalnız kalmaya, yalnız yaşamaya. Biraz farklı, değişik geliyor. Uzun zamandır da merkeze inmiyordum. Bugün şimdilik ne işler yaptık? Hastanede birkaç işimiz vardı. Onu hallettik. Ondan sonra bir tane AVM'ye uğradık. Orada böyle şeyler aldım ben. Ne aldım biliyor musunuz? Mutfak eşyası aldım. Tabak bilmem ne, tencere falan. Öyle işte annemle oturuyor şimdi. Babamı bekliyorum. Babamda bir imzası varmış. Onu atıp geleceğim dedi. Bizim işimiz bitti. Bekliyoruz bakalım patronu. Gelmedi daha. Öyle. Oradan da markete gidip sonra artık köy yoluna gireceğiz arkadaşlar. Çok uzun kalmayacağız. Ben postanede işlerim vardı birkaç tane de onları halledebilirsem eğer az sıra varsa onları halledeceğiz. Sonra kamera alacaktım. O haftaya kaldı artık. Bu hafta değil maalesef, haftaya halledeceğiz. GoPro alacaktım. Benim için çok iyi olacaktı aslında GoPro. Bakalım bu güne nasip değilmiş. Haftaya inşallah alıp sizleri de daha iyi videolar, daha iyi sesler, daha iyi görüntüler çekmeye çalışacağım. Bu maskeyle yaşamak gerçekten çok zor. Hepinize Allah sabır versin arkadaşlar. Zor yani. Bayağı da dışarıda ses var. O yüzden çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu arada size bir şeyden bahsedeyim. Köy yolunu gelirken çekecektim. Ama bir telefon görüşmesi yaptım, çekemedim. Giderken size köy yolunu çekeceğim. Çok güzel manzaralar olmuş. Çamlar, karlar, mükemmel bir manzara oluşmuş. İnşallah giderken hayırlısıyla gidersek çekeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım hızlı bir şekilde onu izlersiniz. Ama ondan önce bir takım bir işlerimiz var. Evet, işlemlerimi yaptım. Devlet şifresi falan çıkarmam gerekiyor. Onları hallettim. Ne kadar kalabalık ya vallahi. Bugün hafta içi olmasına rağmen bayağı kalabalık yani. Hani geçelim biz. Bakın size Bolu'nun caddesini göstereyim. Tek bir tane caddesi var zaten. Bolu çok küçük bir yer olduğu için az bir yer. Hemen göstereyim. Şöyle şurası yukarı çarşı. Orada cami var. Çok güzel bir yer. Orası. Böyle belediye. Bolu Beyini biliyorsunuzdur herhalde. Şimdi babamın yanına gidiyoruz. Babam bekliyor bizi yukarıda, bakalım. Ayakkabıcıya geldik diğer adıyla. Köyde yaşayanlar için çizme vazgeçilmez. Benim de çizmelerim artık rahatsız ediyordu. İçindeki keçeleri çıkarınca büyük geliyordu. Büyük almıştım zaten. Bir yardımcımıza, bir babama, bir de kendime çizme alacağım. Bakalım, bir tane beğendim ama nasıl olacak? Kilere bakın arkadaşlar. Numaraları var ha, bakalım. Hoş bulduk. Evet abi, geldi mi? Modelini göreyim. Siyah. Ya yani şu yumuşaklar ya. Şu yumuşaklarda. Kaç numara? Ya bir siyahta lazım. Siyah istiyorum ben de. Yok. 39 ve 41. Kahve 9'da var. Aynen. O zaman siyah bitti. Hani bunlar nasıl sende? Kayırında. Ben bilmiyorum. Şey tutuyorsun çarşıya.
oldu da biraz sık gibi ya. Bir beden bakalım. Mehmet şimdi kırkına bakalım. Bir saniye. Evet. Ya şimdi kalın çorapla giyerim ben. Tut. Yok estağfurullah. Allah. Büyük bir yer. Evet. Boşluk var mı altında? Var. Tamam. Şeye giyeceğiz. Hale giyeceğiz. Allah. Vallahi bir şey modernleşti şimdi. Bize de. Hadi ya. Öyle. Bizim şey paylaşmış, Sinan paylaşmış. Ha, işte dedim. Sinan yani Baykal var ya, evet. Dün akşam tavşanları. Evet. 33 dakika sürüyor yani, değil mi? Evet, yani bazen değişiyor. 20 dakika çekiyorum, i̇şte bazen yani 30 dakika. Ama güzel olmuş. Öyle. Bence de. Bol'dan bir kişi çıkması gerekiyordu böyle, köy bir kızı. Şimdi çıkıyor hep. Ne kadar güzel, bak şu an geliyorsun, geziyorsun, gezmeni yapıyorsun. Evet. Ama şimdi eve gidince de o işle uğraşacaksın. Evet. Ne kadar güzel bir aynen. şey. Ama şu an yanlış anlama da çoğu kişiye git bu işi yaptıramazsın. Bizim de farkımız olsun biraz. İşte. Ben çok seviyorum ya, hanımdan dolayı yanaşamıyorum. Evet, hesaplayalım. Hanımdan dolayı yanaşamıyoruz biz. 25, 50. 50, 125. 125, 175. 175. Pazarlık payı yapalım. Pazarlık payı yapma içerisinde. Ben YouTube kanalında beğeneceğim, şöyle beğenince yapacağım. Tamam. Olacak. Gerçekten takdir ediyorum seni. Tebrik ederim. Benim çok hoşuma ederim. Gitti. Benim çok çok hoşuma gitti yani. Dönüşler güzel yani. Yani. Çoğu insandan dönüşleri hep güzel, memnun. O yani, şekilde görüyorum. Ama yaptığın çok güzel bir şey. Milleti özendirmek diyoruz ya. Sorun değil. Allah bereket versin. Amin. Çok adı ikram ettin. Olsun. Bayram geliyor. Bayramda ikram ediyoruz. Sadece ayakkabılarda. Bizim bayramlıklarımız bunlar. Bizim bayramlıklarımız. Ya bak şimdi biraz önce bir şey dedim. Sen de hemen ne yaptın bak. Şimdi normalde dışarı çıktın böyle. Tabii. Ama eve gidince dedin doğru. Herkes ekmeğinin peşinde. Aynen öyle. Bu. Anne birini daha ver bana. Doğru. Allah bereket versin. Kolay gelsin. İyi günler. Pazarlık içinde dedi ama pek pazarlıktan anlamam. Bakalım halletti abicim. Şimdi ürünlerimizi aldık. Babamın yanına gidiyoruz. Anne şunlara bak. Ya şunlara bakayım ya. Küçücük kaç numaraymış? Numarası da yazmıyor. Vallahi çok güzel. Bayağı eller doldu. Daha alacağız bakalım şeyler. Evet arkadaşlar, şimdi pazara girdik. Şöyle bakalım pazarda neler oluyormuş. Bir tane yumurta sepeti, örgü sepetler var. Onlardan canım istiyor. Onlardan alacağım ama bakalım bulabilecek miyim bilmiyorum. Annemle indik. Babam da geliyor arkadan. Böyle. Bakalım neler varmış pazarda, neler alacağız, hep beraber gezelim. Aynen, tatlı kaşık alalım. Güzel mi bunlar? Alo beş, alo beş, alo. Alo beşe yedi buçuğa. Beşe yedi buçuğa. Alo beşe yedi buçuğa. Alalım mı iki tane? Al. İki alalım. Alın 5'e 7 buçuğa. Hoş geldin. Şeyin yok. Lokumlara şeylere. 6 tane. Küğünden al. Lokum çıkarmayan bir şey. Küğünden alalım. Set 10 lira. Bunlar 5'e lira. Tamam. Var abi. Anne, bunlar ne? Kazan. Ne yapacağız bunlarla? Yumurta kaynatacağım. Yumurta mı kaynatmanı? Yıkılım. Anne ben anlamam süpürgeden. Ne kadar bunlar? 5 lira. Anne yumurta kaynatmaya kazan alalım bir tane de. Alın 5 lira 7 buçuğa. Bunlardan lazım bana. Küçük.
kepçe. Güzel aslında. Yatıştım mavi. Ama hep mavi alıyoruz ya. Bir de kelebekli al. Ama öyle demiyorsun. Güzel mi? Güzel güzel. Abi fiyatı? 15. Hani büyük gelme çok güzel mi? Arkadaşlar şunlara bakın çok güzel. Şunlar değil mi? Bir tane kırmızı al. Kırmızıyı ben alayım. Seninki? Şundan ikisini alıyoruz. Tamam. 10 numaralı. Kesmezse ben buradayım. Şöyle 12 liraya var bakın. Bu da keser ama. Bak. Büyüklüğüne göre bunları tavsiye ederim. Şu büyük ya, bu değil. Tamam. Yusuf var. Tavuk mu ya? Tavuk mu? En ufak 60 lira. Yusuf. Aa, bunlar şöyle güzelmiş. Şöyle büyüğü var. O çok 80 büyük lira. Ya. Evet. Şunun boyunda şundan var mı? Şunun boyunda şundan. Bunlar ne kadar? 80 lira. Şöyle var mı ya? Büyük ya. 10 bizim 50 lira. Şöyle de açıyor. Anladım. Çok güzelmiş. Şuna tamam. Bir numara olsun, bir numara. Ya. Tamam. Aynen şunu alalım. Diğeri kesmesin. Tamam. Ben onu içimde. Portakal falan şey yok mu? Yok, onlar var. 15 lira dükkan. Tamam Beyza. Teker gibi dön gel. Abim buyurun. Dön gel be, iyi de gel. Döngel deniliyormuş, buna deniliyormuş, beş büyük deniliyor, meyve gibi yeniliyor. Bu çok lezzetli, güzel. Batar mısınız? Buyur ablam. Alalım. Maydanoz. Arkadaşlar bayağı bir yine eşya aldık, ürün aldık. Neden bu kadar çok alıyoruz? Çünkü ayda, iki ayda bir falan geldiğimiz için bu kadar çok alışveriş yapıyoruz. O yüzden yani şunları arabaya koyalım. Bunlar şimdi buradan geçenler değil mi? Değil. Geçmedik teyzeciğim. Çiçekler. Ne çiçeğim buna? Sen ne yapıyorsun? Vallahi gidişi beni gelmeyi geldim. Uzaklaşmayız. Teyze nasılsın? İyiyim teyzeni. Soğan satıyor. Ben çiçeğim edeyim. Hangi şeyin ödüyor? Kırmızıyla. Şuradan da mor mu? Allah'ın hepsinden. Bunlar dışarı ekiliyor mu? Zaten dışarısının çiçeği bunlar. Şimdi evde durdu. Ne yapıyorsun gezini? Zaten ilk bahar çıkar bu. Köylerde de dolu bu. Kış kahve de çıkar. Aklıma götürüyorum. Ya buradan geçmedi izin misin? Tabii büyüme sonra. Bir sefer çiçeği varsa yazın. Bir tane bitti. Bir tane. Ben sen pazarına gelmedin. Kalbim çıktım. Evet, babam bize çiçek almış annemle. Anneme kırmızı. Bana mor bir tane çiçek aldı. Teyzem var orada benim akrabam da. Oradan hediye çiçek aldı bize. Bunları diksem acaba dışarıda olur mu bilmiyorum ki. Denemek lazım ama biraz evde bakacağım tabii. Neyse şimdi artık ezan dokunduğuna göre köye gidiyoruz. Yolculuk başlasın.
ama adımımı atayım. Özledik köyümüzü. Pamuğu emdedin mi? Paşayı? Yok. Paşayı öğlen emdemedin mi? Emdemedim. Yalan sığma. Evet. Şeker be, emdirmiş arkadaşlar, yalan sığma. Evet, özünümüze döndük arkadaşlar. Aa, bu bayağı bir sıcak. Şimdi akşama ne çorbası pişireceğim biliyor musunuz? İşkembe çorbası. Sever misiniz bilmiyorum ama çok güzel oluyor bence. Küçükken ben de sevmezdim de şimdi artık seviyorum. Çok sıcak ama ya. Nasıl tutacağız şimdi? Bayağı yoğun bir gündü ya, değil mi? Sizleri de elimden geldiğince yansıtmaya çalıştım. Çok güzel geri dönüşler oldu. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Gerçekten tanıyorlarmış beni. Bu beni çok çok mutlu etti. Çok güzel insanlarla tanışmak. Benim için de bir değişiklik oldu. Şimdi kamerayı alacaktım. Bu hafta nasip olmadı. Bu çok sıcak. Nasıl yapacağız ki? Artık haftaya yani. İnşallah bakalım. Şurada yeni aldığım bıçak. Acaba nasıl kesiyor diye denemek istedim. Gayet başarılı yani. Abi dedi ki eğer kesmezse haftaya gel getir. Ben de tamam dedim. Şimdi bir de şey pişiriyoruz arkadaşlar. İlik. Artık ilik mi dersiniz, bacak eti mi dersiniz tam bilmiyorum. Bizim burada genelde işte ilik, bacak eti deniliyor. Hani geçen gün mandamızı kestirdik biliyorsunuz ki. Videosunu çekmiştim. O mandamızın babam bacaklarını getirmiş. İşte bacak eti gerçekten çok çok hem lezzetli oluyor o eklemlerin etleri. Hem de işte çok şifalı gerçekten. Biz sürekli alırız. Eğer hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Böyle yapış yapış bir eti oluyor iliğin. Ama çok güzel oluyor yani, lezzetli oluyor. İşte o mandamızın iliklerini getirmiş. Sonracığıma işkembesini getirmiş. Ben de bunları pişirdim. Dedim akşama bir menü çıkaralım. Şimdi bizimkiler dışarı çıktı. Paşa'yla pamuğu da emzirmeye gideceğim ben birazdan. Hasan da beni kandırıyor. Neymiş? Paşa'yı emzirmemiş öyle. Yalan söylüyor bana. Bu işkembe çorbasının yoğurtlu, bol sarımsaklı, lezzetli oluyor. Şimdi ben bunu pişireceğim. Çok sıcak olduğu için düzgün doğrayamadım ama artık olduğu kadar ya. Biraz da acelem var. Tamamdır. Evet, çorbamız pişti bile. Şöyle kaynadı, yoğurtlu, sarımsaklı, pirinçli işkembe çorbası. Gayet güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Size bir tavsiye vereyim mi? Madem hani bunun temizlemesi gerçekten zor oluyor. Ben de temizlemem. Ondan sonra balık temizlemem mesela. Böyle bir şeylerim de vardı. Bunları şeyden alabilirsiniz. Mezbanelerden alabilirsiniz. Kasaplardan alabilirsiniz. Orada çok güzel temizliyorlar. Bembeyaz yapıyorlar. Çok iyi oluyor bence. İşte bizimkiler de. Babam da getirmiş sağ olsun gereken. Şimdi sizlere şeyleri de göstereceğim arkadaşlar. Şu dediğim kemikli etleri. Gerçekten çok lezzetli tatları var. Sen nereye düştün? Eğer şimdiye kadar denemediyseniz kesinlikle gidip denemenizi tavsiye ederim, olur. Valla bugün öyle yorulmuşum ki arkadaşlar, sanki akşama kadar taş taşımışım gibi. O kadar çok yoruyor ya şehir hayatı. Mesela sizler alışıksınız tabii.
mesela her gün bir yerlere gidip yürümeye, gezmeye siz alışıksınız oraların havalarına. Ama ben alışık değilim. Artık köye tamamen adapte olduğum için. Yani havası farklı, suyu farklı, insanları farklı, her şey çok farklı. Bana oraya gittiğim zaman çok zor geliyor, yani işkence gibi oluyor. Ama mesela sizler de buraya şehirden köye geldiğiniz zaman, benim yaptığım işleri yaptığınız zaman gerçekten sizler de çok yorulursunuz. Yani insan alıştığı yerden çıkınca gerçekten fazlasıyla yoruluyor. Bunu bir kez daha anlamış oldum bugün. Benim için değişiklik oldu, yani güzel bir gün oldu. Haftaya bakalım, inşallah yine gideceğiz. Bu sefer de kamera almaya gideceğim arkadaşlar. GoPro almaya gideceğim. Hayırlısıyla bakalım. İhtiyacım var. Gerçekten telefonla çok zor oluyor. Aslında çok zor değil. Hemen hemen aynı şeyler ama mesela bir kamerada dönüş yaptığın zaman, mesela hızlı döndüğün zaman kamera onu düzeltiyor. Çok hızlı döndüğün zaman onu sizlere çok hızlı göstermiyor. Ama bir telefonda çok hızlı döndüğün zaman o sizlere kötü gösteriyor, yani insanın başını döndürüyor. Ben de dedim sizlerin güzel gözlerini yormamak adına kamera alayım dedim. Hem kendim için hem sizler için. Umarım güzel, iyi olur. Bakalım haftaya inşallah alacağız. Biraz nane, biraz da pul biber attım. Karıştırıyorum. Güzelce kızsın. Böyle yağımız çok güzel oldu. Biraz pul biber, biraz da nane attım. Şiken bir biraz büyük doğramışım ama artık olsun. Çok güzel olmadı mı? Çorbamız hazırdır. Sizlere şimdi şu bahsettiğim şekilde oluyor, bakın. Görüntüsü biraz korkunç olabilir ama böyle ilikler, işte suyu çok lezzetli oluyor. Keşke suyundan biraz çorbaya koysaydım. Suyundan ıslama falan yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Evet arkadaşlar, köyde ve şehirde bir günün daha sonuna geldim. Bu video bugünlük bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsiniz. Benim için bir değişiklik oldu. Sizler için de öyle bir değişiklik olsun istedim. Benim bugünüm bu şekilde geçti. Ve sizlerle de bunu paylaştım. Sizlerin de beğenisini bence eksik etmemeniz gereken bir durum. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Hoşça kalın.